Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselli açılımı arızasıyla servisime gelen SCD'yi yazdı. Arıza tespiti yapacağız sadece. Müşterim cihazın yaklaşık 2 yıldır, hatta daha da uzun bir süre çekmecede yattığını söyledi. Bu zaman zarfında zaten batarya iyice kendini kaybetmiştir. Cihazı 1-1,5 saat kadar şarjda beklettim ama hiçbir kalkış olmadı. Bu videoda sadece arıza tespiti yapacağız. Çünkü kanalımda bir sürü işte SCD etki batarya değişimi, SCD etki yok anakart değişimi, yok anakart değişimiyle çözdük tanıtımı. Bir sürü video var. Bu noktada da bu vesileyle bir arıza tespiti işi çıkartayım istedim. Cihazın sadece açıp açmadığını anlamaya çalıştığım için arkadaşlar belli mekanizmalarını sökeceğim. Tamamını komple sökmeyeceğim. Yani 2023 yılında bile ilk defa sökülen bir SCD etki. Evet arkadaşlar, bakalım güç kaynağında ne tepki verelim. Güç kaynağım arkadaşlar 4 volt 2.8 amper ayarlamışım. Şimdi şuradan pil konnektörüne bakalım hangisiydi bununki. Şu. Şekilde göstereyim arkadaşlar. Güç kaynağına bağladım makineyi kabloyla şu şekilde. Bakalım cihazımız açıyor mu? Evet, maalesef cihazımız çalışmıyor. Cihazımızın MMC çipi bozuk arkadaşlar. Böyle bir zaten SCD etkilerde kronik olduğu için bu durum arkadaşlar. Direkt anakart değişimi gerekiyor. Çünkü MMC'yi işlemciyle birlikte değiştirmek zorundayız ama yani onun da maliyeti açıkçası daha da pahalı. Onun maliyetine hani açıkçası değmiyor. O yüzden arkadaşlar ben müşterime anakart değişimiyle alakalı fiyat vereceğim ama açıkçası değmeyecektir buna. SCD etki çünkü eski bir makine. Bu cihazda ne olmuş olabilir? MMC bozulmuş olabilir. %90 MMC bozulmuş zaten çünkü bu kronik bir arıza bunlarda. Ya da işlemcide ciddi soğuk lehim var. Hani anakartı hafif şöyle bir ısıttıktan sonra çalışsa bile geri gelecektir. O yüzden uğraşılacak bir iş değil. Müşterime anakart değişimiyle alakalı fiyat vereceğim. Kabul etmezse iade edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.